baba yapma Allah aşkına. Bak beni de ağlatacaksın. Nasıl yapmam be kızım? Bu hayta amcana baktıkça bizim aileden üniversite mezunu gün görmüş biri çıkmayacak mı diye düşünür dururdum. Ama sonunda çıktı işte. Hem de avukat çıktı. Abi ayıp oluyor çocukların önünde ya. Onlar bilmiyorlar mı senin ne mal olduğunu, pis dolandırıcı? Bunun bir fotokopisini çıkarmak lazım. Aslını senin büroya asarız. Fotokopisini de çerçeveletip şu duvara asacağım. Pencereyi açtığımızda güneş üstünde tabak gibi parlasın diye. Nasıl? Güzel değil mi? Şimdi bunu buraya böyle asacağım. Camı çerçeveyi de açacağım. Herkesler görsün. Oldu olacak, altına yazı da yazalım. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Ha, istersen şöyle yazarım. Nazar etme ne olur, doğur senin de olur. Yaşın geçmeden evlenseydin sen de doğururdun bir tane ama artık bu yaştan sonra kim ne yapsın seni? Of abla of! Ya sen gene niye taktın bana, niye taktın? Kızım sabahtan beri aylak aylak dolaşıyorsun. Perran'a gittim orada yoksun. Emel'in dükkanına gittim orada da yoksun. Ne sofraya yardım ettin, ne alışverişe yardım ettin. Hiçbir şeye yardım etmedin. Fayda ara zarara uğra. Hadi bari git bardakları getir hadi. Anneciğim kızacaksın biliyorum ama ben yemeğe kalamayacağım. Ne demek yemeyeceğim? Onca hazırlık yaptım kızım ben senin için. Biliyorum babacığım çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık ama ben meydana ineceğim. Bütün mahalleli beni bekliyor. Bütün bu yemekler ne olacak peki? Baba zaten buradayım artık. Her akşam birlikte yeriz. Ama şimdi o insanları kırmak olmaz. Ben ne olacağım peki? Onca yıl bekledim kızımın mezuniyeti olacak. Geleceğiz karşılıklı beraber yemek yiyeceğiz diye. Abicim kusura bakma ama sen de bu inat olduktan sonra biz de mahalleli olarak Adile Hanım'ın masallarını dinlemeye devam ederiz. Oğlumdu, birinciydi, işte bitirdiydi, dişçiydi. Bunları dinleyeceğiz yani. O ne demekmiş öyle? Yani ablacığım eğer sen gelip de oyununu bozmazsan biz bütün gece Münir abinin böbürlenmelerini dinleyeceğiz. Yok kızımı şöyle eğittim, yok kızıma şöyle nasihat ettim, avukat ettim, aman aman nasıl okullarda okuttum. Yani bizi yalnız mı bırakacaksın ya? Haksız mıyım çocuklar? Kesinlikle. Konuşacak tabii ki, kız avukat çıktı. Onun kızı avukat çıktıysa benim oğlum da diş doktoru çıktı. Diş hekimi. Ben ne diyorum? Adı üstünde işte, doktor. Hekim, diş doktoru. Ne yapalım ya, onun oğlu dişçiyse benim kızım da Türkiye'nin en iyi okulunu bitirdi. Hem de birincilikle. Tarık da birincilikle bitirdi. Bitirmiş. Bugün ben meydanda yürürken herkes bunu konuşuyordu. Bak, konuşuyordu diyor, görüyor musun abi? Bak, bacaksız Adile'ye bak, bak. Şimdiden oğlunu herkese afişe etmiş yani. Oğlu birinci, bitirdi. Ay bacaksız Adile vay. Sen görürsün gününü. Hazırlanın. Hep birlikte meydana gidiyoruz. Benim kızım sahipsiz değil. Ben sana yapacağımı biliyorum meymenetsiz Münir. Hazırlanın kızlar. Aslanımı eşlik edeceğiz. Mahalle doktor anası görsün doktor. Anneciğim bari diplomayı evde bırakalım ha? Olmaz oğlum. Onca yıl uğraştın, çabaladın. Bir hecelik forsu olsun. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Ya kızlar. Biraz fazla mı kışkırttık annemi ha? Ne yapalım? Başka türlü gelmezdi ki. Böyle de barışmaya değil, savaşmaya gidiyor gibi baksanıza. Allah sonumuz hayır, kazamız mübarek olsun.
Ya sen ne kadar kıskanç bir adamsın ya. Gitmişsin benimle aynı takım elbiseyi almışsın. Asıl kıskanç sensin oğlum. Takım bana daha çok yakıştı diye kurtlandın değil mi? Ben ne adamlar gördüm üstünde elbisesi yok. Ne elbiseler gördüm içinde adam yok. Oo, çok güzel lafmış ya. Mükemmel bir laf. Hatırlat Sevda'yla düğünümüzde okutacağım bu şiiri sana. Kim kimin düğününde ne gazel okuyormuş göreceğiz bakalım. Hadi görürüz hodri meydan. Ay İlyas dikilme burada tuzluk gibi hadi geç otur. Ya bir şey söyleyeceğim Ayşen'le nerede? Beni Ayşen'in yanına bir yere otursana. Onları ayrı masa yaptık. İki aile burada beraber oturacaklar. Ya biz kelaynak sürüsü müyüz? Ben de aileden sayılırım. Damat adayım o kadar. Şş, bir karşısına otur en azından Ayşen manzaralı olsun be. Tamam tamam yaparız bir güzellik. Tamam sen bir git de hadi tamam. İnsansız kayboluyor. Kaybol hemen kaybol hadi. Tamam. Hadi etler olmuş tabaklara koyalım. Şey yapalım dağıtalım artık. Ben hazırım. Ne Allah aşkına? Allı şanlı diş hekimi diploması. Dantel gibi işledim evladımı, diş hekimi çıktı. Orada gönderme var. Oldu olacak bir de sünnet kıyafetlerimi giyip geleyim ha anneciğim. Çok konuşma sen. Hadi hadi hemen çıkalım. O adamdan önce meydana varmazsak hırsımdan çatlarım vallahi. Hadi. Hadi hadi, ayakkabılarımızı giyelim.